01 Gio mu peki? Evet. Gençler. Tekrardan merhaba. Bugünkü seri normal yarışma serisinden birazcık farklı olacak. Bizim için hüzünlü bir seri. Kahvaltımı ettim. Burada haplarımı alacağım şimdi. 2 tane fix vitamin mineral aldım. Yanına ne ekliyorum? Yanına burner ekliyorum. Bunun bir tanesi herhalde bir servis. Baya 40 yeşil çaya mı? Öyle bir şey tekabül ediyordu. Bilmiyorum. İçiyorum yani. Sonra hep supplementleri zaten gösteriyorum ama yine işte bu da günlük bir rutinimin parçası olduğu için. Sonra C vitamini. Bunu suya atacağım şimdi. C vitamini normalde almıyordum. Baktık her 15 günde bir hasta oluyoruz. Bir el atmak gerekiyor diye düşündüm. David. Damla. D vitaminini tekrar kullanmaya başladım çünkü düşük çıktı. Bu arada bu vitaminler konusunda mesela D vitamini hadi neyse çoğu kişide eksik çıkabiliyor. Bu çok normal de. İşte diğer spesifik böyle vitaminleri çok eksik değilse almayın arkadaşlar. Yani su bazlılarda problem yok ama bu ADEK yağlı olanlar toksik etki yaratabiliyor. O yüzden hani ölçtürmeden onlara fazla yüklenmeyin. Gene ufak size bir alaf tiyosu. Neyse ben niye ayaktayım bugün? Bugün böyle olsun. Burada o hazırladığım öğünlerden bir tane var. İçinde yaklaşık 200 gram tavuk. İşte fix artık 200 gram, yok 150 gram da pirinç var. Kahvaltıyı gördüğünüz 100 gram fıstık ezmesi. Neden fıstık ezmesi var? Çünkü yarışmam iptal oldu maalesef. Böyle bir şey bekliyor muyduk? Açıkçası beklemiyorduk çünkü yurt dışındaki bütün yarışmalar oluyordu, gerçekleşiyordu ve hani baktığınız zaman Türkiye'deki diğer branşların yarışmaları da gerçekleşiyor. Hani bence belli kısıtlamalar altında bu yarışma ilerleyebilirdi fakat büyük ihtimalle federasyon, kendi yorumum yani benim, bu kısıtlamalarla yürüyüp tatsız olacağını, hiç yürümemesi daha iyi diye düşünmüş olabilir. Çok hevesliydim, aşırı hevesliydim. Biliyorsunuz hani Güray abiyle beraber gerçekten çok hırslıydık yani. İyi bir süreç geçirdik. 5 aylık bir süreç olmuş olması lazım. Yani kısacası o iş iptal oldu. Hevesliydik falan vesaire. Ama kader, bazen bazı şeyler olmuyor. Benim adıma aslında ilk başta haber aldığımda bayağı üzülmüştüm. Fakat bozmaz mantalitesi bizi bozmaz arkadaşlar. Ne geliyorsa gelsin her türlü bir pozitif yanını bulmaya çalışıyorum. O yüzden ben de olaya artık diğer yarışa, yani önümüzdeki Eylül'de olacak ya da yurt dışında yarışacağım, belirsiz, daha güzel hazırlanma ihtimalim var. Sonra siklet kategori değişikliği yapma ihtimalim var falan vesaire. Bunları avantajıma çevirdim yani kendimce. Diyetteyim hala ama dün birazcık bozduk gibi bir şey oldu. Bugün de refeed day, yani kalori yüksek aldığımız, karbonhidrat yüksek aldığımız gün. Dün de öyleydi. Bugünleri siz de diyetlerinizde kullanabilirsiniz. Aslında eski diyet videolarımda da bahsediyorum. Eskiden ben, şu an sistem birazcık farklı Güray abiyle çalıştığımız için karbonhidrat yine dalgalanıyor ama farklı yani birazcık benimkinden. Eskiden ben ne yapıyordum? 5 gün düşük kalori alıyordum. Yine düşük karbonhidrat. Cumartesi ve pazar günleri ya da atıyorum hafta ortasına 2 günlük refeed day'ler koyup yüksek karbonhidrat alıp glikojeni depoluyordum. Antrenman performansım artıyordu. Fakat bu refeed day'lerde dikkat etmeniz gerekenler var. Aslında bu çok ayrı bir video bile çıkar bundan ama ufak hemen bahsedeyim. Aklıma geldikçe her şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Dikkat etmeniz gereken şu: bir günlük refeedlerin aslında sizin metabolizmanıza çok bir faydası yok. Hani refeedlerin asıl amacı bir glikojen depolarını doldurup antrenman performansınızı arttırmak ve diyette kas korumanızı sağlayan birinci öncelik antrenmanlarınız. Yani antrenmanlarınızı yapamazsanız diğer işte protein alımı vesairenin çok önemi kalmıyor. Bir ikincisi de metabolik adaptasyon denebilir. Ve bu diyet ilerledikçe artan bir durum. Siz haftalık refeed day'ler koyarak 2 günlük bunun önüne geçebilirsiniz. Fakat bir günlük refeed day'ler çok bir işe yaramayacak. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 4 haftalık, 5 haftalık bir diyet sonrasında 1 haftalık maintenance, yani kilonuzu koruduğunuz bir kalori miktarına takılıp tekrardan metabolizmanızı kendine getirebilirsiniz. Böylece bir haftalık aradan sonra kardiyo dahi eklemeseniz aradan önceki haftalara göre gene kilo verebilirsiniz. Yani o yüzden 4 haftalık diyetlerden sonra 1 haftalık aralar uygun olabilir. Bundan da bahsettik. Onun dışında işte pazartesi, salı falan zaten sıfırladım karbonhidratı. Bugün cuma. Ondan sonra son 2 gündür yarışmada iptal olduğu için karbonhidratı tekrardan yükledik. Dün 400 gram aldım. Bugün 400 gram alacağım. Pirinci, karbonhidratı değil. Pazartesi günü bir diğer iyi haber. Güray abinin yanına gideceğim. Gidip orada birazcık video çekeceğiz falan filan. O yüzden de aslında biraz şu an yiyorum. Hani videoda küçük çıkmayalım. Kendisi biliyorsunuz 100 kilo. Bu arada gene bir duyuru. Gene iyi bir haber. Burada sizin için çalışıyorum.
Çalışıyorumdan kastım ne? Koçluk sistemini oturtmaya çalışıyorum birazcık. Nasıl ilerleyeceğim? İşte seviyeye göre nasıl programlar vereceğim vesaire beslenme adına. Oturacak çok az kaldı. Mesaim ona harcıyorum yani. Okulum olmadığı için şu sıralar. Ondan sonra da koçluğu aktif edeceğiz. Güray abiyle de şöyle bir... Neyse bunu söylemeyeyim. Bu büyük sürpriz olsun. Hani bu videoya artık hepsini verdik, sunduk. Geri kalan sürprizi bırakalım. Şimdi yemem gereken bir oyun daha vardı biliyorsunuz, söylemiştim. Onu yiyemeyeceğim. Çünkü bayağı midem çok dolu, sindiremedim büyük ihtimalle. Odakladın mı kardeşim? Şimdi bazen sebzeyi böyle abartıyorum. Birazcık da fıstık ezmesini abarttığım için sindirim o yüzden boka sarıyor. Şu an tam anlamıyla onu yaşıyorum. Fazla böyle yüksek yağlı öğünler aldığın zaman antrenmandan önce karbonhidratla beraber. Şimdi pilav yedim birazcık. Bir de tavuk yedim. O yüzden şimdi o oyunu yersem büyük ihtimalle antrenman not nice olur bizim için. Saat şu an 2:05'te falan gireceğim işte idmana. Tahminimce 3 saatte anca hani böyle tam sindirmem zaten de hani kendine getiririm gibime geliyor. Kreatin alacağım şimdi. Bum bum. Antrenman öncesi almamın spesifik bir şeyi yok yani. Böyle denk geldiği için şimdi alacağım. Bu arada bu Jimmy'nin yeni sezonu gelecek. Yeni sezon gerçekten eşofman altları da gelecekmiş. Ne yapıyoruz? Alafon kodunuzu kullanarak hem bana destek oluyorsunuz hem de indirimli alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgiyi de verdikten sonra fark et. Genelde çünkü hep oluyor. Kolay abimi çektim. Ahmet Bey'le beraberiz. Kolay gelsin. Yani tutsa alacak mısın? Yok ben aldım sen gelmeden. Sen? Sen gelmeden aldım ben. Dönemiyorum. Girkan'ı mı aradın? Hayır be oğlum, adama ulaşabiliyoruz mu sanki abi? Oğlum zaten telefon kullanmıyor. Girkan. Aramıyorum. Kardeşim telefon kullanmayı bilmiyorsun. Neydi? Oğlum ben o kamerayı açma yerini çözerek sana değil mi gösterdi? Yeni yeni keşfediyorum. Sen bir tek onu gösterdin bana, ben böyle açmıyorum. Oğlum şunu. Kaç defa dedim şunu şuradan açabiliyoruz diye. Mart'a kadar da toparladım. Bir de şimdi içi olacak kardeş. Bu arada videodasın Umut şu an. Evet, evet, evet. Oğlum sizi çok beğeniyorum. Yo, sağ ol. Annenle tanıştık. Herhalde sen de beni izliyormuşsun. İyi, çok güzel. Buraya başladın mı spora sen de? Çok memnun oldum. Kendine iyi bak, görüşürüz. Sizin sayenizde yemeğimiz güzel. Şu antrenman falan herhalde başlamış. Zorluk çıkartıyor mu peki size evde işte her sabah yumurta falan? Evet. Siz mi yapıyorsunuz o mu? Ben yapıyorum. Ben de ilk başladığım zamanlar annem hep uğraşıyordu da hep böyle bir isyan halindeydi o da. Ben işte üniversiteye gitmeden başlamıştım. Üniversiteye gittikten sonra artık tek başıma kaldığım için her şeyi kendim yapıyorum. İşte 16 yaşında yok, falan. Yok, yemek yapmaya falan. Yemek yapmaya açıkçası aile evindeyken çok yapmıyordum. Yani biraz annem yapıyordu da işte ondan sonra... Kaç yaşında? Şu anda 18'e girecek. Yani üniversiteye gidecek mi? Sene. Yani. O da ondan sonra mecbur öğrenecek artık. Ama siz ne yiyorsanız, siz tartıp yiyorsunuz da aynısını bana tartı alıyor. Çok iyi yani. Çok, bence çok iyi bir yolda yani. Ama siz şey dedi, buraya kaydolacağını söyledi. Çünkü siz buradaymışsınız. Aynen. Her gelsin bize, biz hep buradayız istediği zaman. Tamam. Bir izleyip bunlar örnek alması bence gerçekten daha... Gerçekten örnek alıyoruz. Daha çok samimi söylüyorum. Yoksa ben nereden bileyim sizi? Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok sağ olun. Umut'a da selamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Umut geleceksin yanımıza. Bekliyoruz. Siz hep mi buradasınız? Evet. Sabahtan akşama kadar. Yok, sabahtan akşama kadar değildi işte. Yani bizi... Bize her türlü denk geliyor. Bu saatlerde buradayız. Bu saatlerde. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz. Yeni bir genci. Neye başlatmışız? Disipline başlatmışız. Bizim tayfa böyle arkadaşlar. Umut genç bir arkadaş. 17 yaşında başlamış şimdiden demir sevmeye. Evet, bir takipçimle daha sizi tanıştırayım. Özge Selam. Hocam. Stepler miydiniz hocam? Dansçısınız herhalde. Zumba. Aerobik. Fitness, kendisini 41 burada Mekik'te bulabilirsiniz. Pilates, kalça büyütme, kalça hatta küçültmesi bile var yani.